Merhabalar, herkese günaydın. Bir cuma gününden ve aslında böyle ara tatilin benim için ilk günü gibi oluyor ama aslında ara tatilin ilk günü diyemeyeceğim maalesef. Çünkü pazar günü kursum var. Yani benim ara tatilim pazartesi başlayıp cuma günü bitecek gibi olacak. Ben de videoyu böyle başlatmak istedim. Sabah erken uyandım. Lazere gittim. Sabah 9.30-10'da randevu vardı işte. Ondan sonra oradan da dün hocalarla böyle işte konuşuyorduk. Burak Gross'un ekmeklerinin çok iyi olduğu, yani bu işte fırın kısmının çok iyi olduğu söylendi. Ben de dedim ki hani zaten gittiğim yer yakın, dedim bir gideyim bakayım nasıl diye. Oraya yürüdüm, böyle sabah sabah yürüyüş olmuş oldu. Güzel oldu, sabahtan 5000 küsur adım atmış oldum yani. İyi oldu benim için de, değişiklik oldu. Bir de ne zamandan beri ben şey arıyordum, bu beyazlatıcı çamaşır sodası arıyordum. Çamaşır, beyaz çamaşırlar için. Hem de bir de bu hijyeniğin silikonlu mavi temizleyicisini arıyordum. A101'lere baktım, oraya buraya baktım. Yok asla. Orada bulunca onları aldım. Böyle bir alışveriş yapmış olduk. Oranın ekmekleri meşhurmuş. Zaten göstereyim size ne aldığımı da. Çektim gerçi de. Onlardan aldım kısacası. Öyle sabah yürüyüşü gibi oldu. Bu videoyu da neden başlatıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz vloglar haftalık olarak geliyordu. Fakat bir önceki video resmen 2 haftalık bir vlog şeklinde geldi. Bu vlogu da böyle 3 günlük planlıyorum. Cuma, cumartesi ve pazar. Zaten başlıkta büyük ihtimalle yazmışımdır. Feyyaz'ın ailesi geliyor buraya. Kardeşiyle annesi geliyor. Babasının marketi olduğu için maalesef bırakıp gelemiyor. İnşallah gelir o da ilerleyen zamanlarda. Ama şu an ikisi geliyorlar. Otobüste gelecekler bu arada. Normalde uçakla gelmeyi planlıyorlar. Dönüşleri uçakla ama otobüsle gelelim hadi bir macera olsun, yolları görelim vesaire dediler ama 24 saat falan sürüyor Bursa'dan Batman'da. İnşallah sağ salim gelirler hiçbir sorun yaşamadan. Öyle videoyu bugün başlatıyorum. Evi temizleyeceğiz, toparlayacağız. Biliyorsunuz benim normalde cuma günlerim zaten temizlik günüydü. Bugün de yine aynı şekilde olacak. Tabii ki biraz daha ekstra yapacağım işler olacak. Yarın falan da mutfakta geçiririm diye planlıyorum. Bir şeyler hazırlarım böyle. Onlara hem de buzluğa bir şeyler atmayı planlıyorum. Hem çünkü gezersek onlarla böyle buzlukta da bir şeyler hazır olsun istediğim için öyle iki gün yoğun bir şekilde geçecek. Bu iki videonun haricinde iki tane daha bu videonun içerisinde bir video çekmeyi planlıyorum. Eğer çekebilirsem onlar ayrı bir şekilde gelecek. Çekemezsem bunun içerisine gelecek. Bakalım artık onları göreceğiz. Böyle biraz sessiz vlog tarzında bir planlarım var ama bakalım nasıl olacak göreceğiz. Birkaç akşamdır böyle bu tarz videolara sardım. Dedim ki ben de çekebilirim ama inşallah çekebilirim. Bakalım göreceğiz artık nasıl olacak. Bu şekilde şimdi ekmekleri falan gösteririm. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da ben temizliğe başladım. Zaten saat 12 olmuş bile gerçekten. Zaten 5'te falan hava kararıyor. O yüzden biraz hızlı olmam gerekiyor. Böyle bir videoyu başlatayım dedim. Uzun bir giriş oldu. Bundan sonrasında olabildiğince az konuşup devam ettirmeye çalışacağım. Evet, şimdi Feyyaz'la normalde ev işlerine girişecektim ama Feyyaz'la bir video çektik bugün çünkü Çalışma Bakanı'nın bir açıklaması oldu kadrolu, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesiyle ilgili, yani kadro olaylarıyla ilgili. Biz de onlarla ilgili bir video çektik, kanalda yayınlanmıştır zaten, izlemediyseniz izleyebilirsiniz.
Bakalım neler olacak, neler değişecek göreceğiz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Uzun zaman sonra Feyyaz'la da çektiğimiz kanaldaki ilk video oldu herhalde bu da. Böyle ara ara güncelleme videoları çekeceğiz. Haberleri de bekliyoruz. Yine takip edebilirsiniz videoları izleyerek. Şimdi ben işlerime dönüyorum. Yapacak çok iş var çünkü pazar günü ailen geliyor. Sen de herhalde şu an videoyu editleyeceksin. Ya ben de, benim de işlerim var. Onlara bakıyorum. Evet. Videoya da bir bakalım. Evet, size şu son dönemde aldığım çamaşır, temizlik ürünlerini göstereyim. Bunu geçen gün şeyden aldım. A101'den aldım. Böyle paslanmaz çelik yüzey ve ankaste temizleyicisi. Bunu ilk defa kullanacağım. Bunu da kaç markette aradım. Bugün Burak Gross'ta buldum. Gerçekten çok seviyorum bunu. Yani o kadar güzel kokuyor ki her yerde kullanabiliyorsunuz bunu bu arada. Temizleyici. Ve bu da Ernet'in çamaşır sodası. İşte renkli beyazlarda ve işte tüllerde vesaire kullanabileceğimiz çamaşır sodası. Özellikle beyazlarda kullanacağım. Bakalım yıkadığımda göstereyim size, etkisini görürüz. Çok hani met ediliyordu çamaşır sodası kullanın diye. Ben de almak istedim. Ne zamandan beri bakıyordum, marketlerin çoğunda yoktu. Bugün bulabildim yine Burak Gross'ta. İyi oldu. Bir ABC'nin vardı, bir de Ernet'in vardı. Bu daha iyi diye yorumlarda okudum. O yüzden bunu aldım. Bakalım. Bunları bir göstereyim dedim size hemen. Evet, artık çok şükür ışık olayını hallettik. Buradan artık ışık geliyor. Normalde bakın, bu ışık olmadığında kapkaranlık oluyor. Hemen göstereyim. Genelde hep böyle çektiği için ben hiç sevmiyordum buradan video çekmeyi. Artık ışık kullanacağım. Hemen kullanalım. Evet, şimdi öncelikle ne zamandan beri açmadığım, yani resmen geleli bir hafta falan oldu, şu paketi açacağım. Bunlar böyle saklama kapları. Ben bunların minik boylarını Bursa'ya almıştım. Hatta Akça'ya aldım. Anneme falan gitti onlar. Yazın geldim. Ben size yazın gösterdim bir videoda. İnanın hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra buraya getirmedim ama ben onları. Çünkü burada ihtiyacım yok diye. Geçenlerde de bu mega kampanyalardan bahsetmiyorum ondan önce. Böyle saatlik indirimler falan oluyor ya. Çok güzel bir indirime girmişti. O zaman işte neyse ürünü satın aldım. Şöyle 2 litre bu arada. Videoda açarım diye haftalık vlogta bir türlü açmadım. O yüzden şimdi birlikte açalım istiyorum. Bu arada bunların hepsini kullanmayacağım tabii ki ben. Ama belki de kullanırım, bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi hemen gösteriyorum. Şöyle. Şu şekilde. Hemen. Böyle minik minik bunlar saklama kapları. Şu şekilde bir kapağı bulunuyor. Bence güzel. Yani gerçekten iş görür diye düşünüyorum. Yani biraz renk uyumlu değil ama yani çok hani böyle aşırı sevdiğim bir renk değil. Hani mutfakla. Aslında ben ahşap görünümü çok seviyorum ama yani zaten ben bambununkini almıştım biliyorsunuz. O yüzden onlar duruyor. Şimdi yanından da şöyle bir etiket çıktı. Bunlar da böyle işte bulgur, çay, kırmızı mercimek vesaire üzerlerinde etiketleri bulunuyor. O minikte de çıkmıştı zaten. O da baharatlık gibi kullanıyordu. Bu daha böyle işte şey, bu tarz ürünleri koymak için diyeyim size. Bunu kullanacağım ama bunları ben hemen şimdi böyle bir elde yıkattırayım. Ondan sonra bunlar kururken de farklı işlerimi yapayım. Çünkü ben bunları kullanırım diye düşünüyorum. Şu özellikle şu dolapta bir sürü yer var. Bunlar da o kadar yer kaplamaz bence. Bunları hallederiz şimdi. Bazı şeyler çünkü pakette duruyor. Erişten falan var mesela. Onları koyarım, dolaba falan koyarız. Hallederiz şimdi bunları, başlayalım yapmaya. Güzel ama kalitesi. Daha önce aldığım için hani kalite açısından çok da bir şüphem yoktu zaten. Şöyle plastik ürün. 2 litre bu arada. 2 litresini aldım. Şöyle küçük de değil zaten gördüğünüz gibi. Hemen bunları yıkayalım. Şöyle kapakları var. Ben kaç tane almışım ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben 12 tane almışım. Hepsini kullanmayabilirim. O yüzden 6 tanesini yıkayacağım. Hatta ben bunların bir tanesini deterjanlık olarak da kullanacağım. Deterjanlarımı falan koyacağım. Çok daha iyi olur. Hatta bir tanesine şu çamaşır sodasını falan koymayı planlıyorum. Şimdi bunları hemen yıkıyoruz. Thank you.
Evet, şimdi mutfaktayım. Böyle her şeyi zaten detaylı temizliyorum. Yani böyle senede iki kere falan yapıyorum bu genel temizliği. Onun haricinde dolapların içlerini ara ara temizliyorum. Şu an biraz daha genel gidiyoruz. Bütün bardakları çıkardım dolaptan. Hepsini yıkıyorum. Bu saklama kaplarını falan yıkadım. Şu iki dolabı halledip sonra bu dolaba geçeceğim. Böyle yavaş yavaş hani sırayla gidiyorum. Her şeyi birden indirmek gerçekten çünkü çok zor oluyor. Öyle şimdi bunları hallediyorum.
think we might be through. You say I'm itching for a listen, babe. I say I'm itching for a listen too. She was tweaking, started freaking out. I said I know just what we can do. We can go down to the good girl while a bunch of speakers set up in the parking lot. We don't have to keep them laughing at the party. Just two people sing. All praise at the good girl sleepers sing. Gerçekten. Şimdi dolapların içini falan sildim. Onları yerleştiriyorum. Bayağı detaylı böyle yıkıyorum. Çünkü bu dolaplar yani Batman'ın tozunu biliyorsunuz. Biraz bunu ertelememin sebebi ara tatilde yaparım diye düşünüyordum. Ara tatilde şimdi ailesi olacağı için Feyyaz'ın dedim hani daha önce yapayım. O yüzden şimdi bir tık öne aldım. Gerçekten toz olmuş. Yani ben buraları daha gitmeden önce temizlemiştim. Geldiğimde yine bir sildirdim. Ondan sonra hani çok detaylı şey yapmamıştım. Böyle işte domestosa yatırayım falan yapmadım geldiğimde. Ara tatilde yaparım diyordum. Öyle ara tatilde de hani temizlikle uğraşmak istemediğim için şu an bununla böyle devam ediyorum. Öyle akşamda da akşama da yemeğimiz var. Mercimek çorbası ve işte makarna yapıyor Feyyaz. Onları yiyeceğiz. Ondan sonra da akşam Feyyaz'ın 7.30'da seansı var. Saat zaten 6.30. 8.30-9 gibi de Ceren'in ata bizi çağırdı. Onlara falan gideceğiz. O saate kadar biraz bir şeyler yapacağım. Geri kalan diğer işlerin hepsi yarına kalıyor. Evdeki kilimleri falan yıkadım zaten toz yani. O yüzden onları falan yıkadım. Onları çok sık yıkıyorum. Ya böyle 3 haftada, 4, 1 ayda maksimum yıkıyorum yani. Zaten küçük böyle kilim oldukları için onlar daha çabuk bitiyorlar nispeten. Bu şekilde. Bu arada uzun zamandan beri şu kırmızı küpeleri takmamıştım. Geçen sene şey demişti birisi. O kırmızı küpelerle uyuduğunuzu düşünüyoruz falan diye böyle bir yorum gelmişti. Neyse. Şu an ortalığı size göstereyim mi? Bakın. Böyle. Ya gerçekten her yer şu an darmadağın ama yapacak bir şey yok. En azından hani temizleniyor. O beni çok mutlu ediyor. Bu da zaten şey yapamıyorsun. Normalde bunda şey diyor hani kurallar uymadan yap. Eğer fark edilmezse gibi edilmesi lazım. O zaman normal oynayalım. Kuralsız işte, şey yapalım. Kuralsız oynayalım. Var mı orada? Set alacaksın şimdi.
so I think we might be through. You say I'm itching for a listen, babe. I say I'm itching for a listen too. She was tweaking, started freaking out. I said I know just what we can do. We can go down to the goodwill. Buy a bunch of speakers, set them up in the parking lot. We don't have to keep them out. A real big party, just two people sitting. All great at the goodwill speakers singing. Evet, bir sonraki gündeyiz. Hala devam ediyor işlerim. Şimdi bunları dün yıkadım vesaire, içlerini doldurdum. Şimdi bunun yanında şöyle etiketler geldi. Bu etiketleri koyacağım. Normalde 12 tanesini kullanmam diyordum ama hepsini kullanacağım galiba. 2 tanesini zaten deterjanlara kullandım. Şimdi bunların üzerindeki etiketleri söküp böyle üzerine yapıştıracağız. Mesela burada arpa şehriye var. Yalnız gerçekten çok büyük. Bakın burada 2 litre bunlar, düşünün yani. Ve hani burada neredeyse bir paket artı 1,5 paket falan var. Neredeyse yarısını doldurdu. O yüzden çok iyi. şimdi o zaman ilk ev yapımı erişteyle başlayalım. Bunları annem göndermişti, erişteleri. Hemen şurada böyle erişte var zaten. Onu alalım. Ve tadam güzel. Yani asla havada almıyor bu arada. Bence şimdi oldu. Kapakları falan çok başarılı. Bakın yani güzel. Ben tavsiye ediyorum. Göstereyim dedim size de böyle bir. Facts. She'll make you want to ride home. It's so
about her all the time. I hope you don't mind. She makes me feel brand new. With everything that we do, we have something so fine. She makes me want to ride home. I'm so proud to go on my own. She's my great inspiration, my valid confirmation to write a love song. Gidiyorum. Feyyaz beni okula bırakıyor. Annelerini karşılayamayacağım maalesef. Neyse artık gelince görüşürüz. Feyyaz belki çeker onları karşılamaya gittiğinde. En son evden çıkarken aramıştık. Bu arada zilim ötüyor. Zil var çantada da derslerde kullandım. Neyse. İşte Siverek'telerdi. Siverek'e geçmişlerdi sanırım. Yani bir 12'ye doğru 11.30-12 gibi herhalde burada olurlar. Benim 10-10 geçe kursum var. O yüzden sağ buradan. O yüzden maalesef gidiyorum. Neyse yapacak bir şey yok artık. Öyle sizleri de bir güncelleme çekeyim dedim. Dün gece çok geç uyuduk. Saat 3.30-4 falandı şu an. O yüzden çok kötüyüm. Çok uykum var. Feyyaz hasta gibi oldu. Böyle şey yani ikimiz de iyi değiliz ama. Neyse bakalım. Saydı falan. Hem de evet. Biraz boğazı gitmiş. Gıcıklanmış. Uzun yol bir de ya. Bayağı yorulmuşlardır. Bakalım. Gelince çekersin artık onları. Bekliyoruz bana. İnşallah. Umarım. Evet, şimdi kursum bitti. Eve gidiyorum. Yaşında olursanız olun. Bence bu Cici ve benim yeri ayrıdır. Çocukluğumdan beri çok severek yiyorum. Sağ olsun Feyyaz'ın babası. Biliyorsunuz marketleri var. Cici bebe göndermiş. Şimdi de onu yiyeceğim. Hiç konuşmadım size bugün. Böyle biraz bir şeyler çekmeye çalıştım. Bilmiyorum Feyyaz bugün hiç video çekebildi mi alırken ailesine. Bugün benim için çok yoğun bir gündü. Dün gece çok geç uyudum. Dün gece de istediğim gibi bir şeyler çekemedim açıkçası. Mercimek köftesi yaptım dün akşam. Ondan sonra bu dereotlu poğaçadan yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Biraz oraları falan çekmiştim zaten hatırlıyorsanız. Güzel oldu böyle. Okula giderken de yanıma aldım hatta mercimek köftesini. Sabah kahvaltını yedim. Onları yedim böyle. O şekilde geldik eve zaten hani böyle biraz yorgunlar. Sonuçta Bursa'dan Batman çok uzun sürüyor. 24 saati geçik bir süre. Ondan sonra dinlendiler vesaire. Sonra yemek falan yedik. Ardından kahve falan içtik. Şimdi Feyyaz'ın saat 9'la 10 arasında 9'dan 11'e kadar seansı var. 2 tane online.
kardeşiyle Nil'le de annesi yattı. Şimdi ben de Crown'u izliyorum. Crown'un 5. sezonun 4. bölümüne geldim. Birkaç günden beri izleyemiyordum. Böyle bir izleyeyim dedim. Sonunda bugün tatile girdik. İnşallah bu vlogları sık sık editleyebilirim ve yükleyebilirim. Aslında elimde 3 tane vlog var bekliyor. Büyük ihtimalle bunu izlediyseniz zaten ondan öncekilerde yayınlanmıştır. Bu haftayı full vlog olarak düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Öyle yani, cici bebeği gösteriyordum kısacası. Şimdi bunu yiyeceğim. Böyle geçen gün markette gördüm. O kadar çok canım istedi ki sonra dedim ki alma yani. Böyle o kadar istemişim ki herhalde bunu bugün görünce çok mutlu oldum. Sizlerden de var mı böyle sevenler? Ben çocukluğumdan beri yiyorum bunu buldukça. Bayağıdan beri yemiyordum yani. Çok hani böyle birkaç ay olmuştur. Yani herhalde ilk dönem falan yedik. Öyle, şimdi bunu yiyeceğim. Ve Crown'u izlemeye devam edeceğim. Bu arada bugün kötü bir haber aldık. İstanbul'da patlama oldu maalesef. Yani ne denir bilmiyorum. Gerçekten yorum yapmak istemiyorum ama o kadar çok üzüldüm ki şehrin göbeğinde en kalabalık olan, en aktif olan bir yerde. Böylesine bir şeyin yaşanmış olması o kadar üzücü ki şu an biliyorsunuz internete erişim yasağı var, yani asla hiçbir yere girilmiyor. Sosyal medyayı da takip edemiyorum, televizyonu zaten izlemiyorum, o yüzden hiç bakmıyorum bile son durum ne diye. En son 6 kişi vefat etmişti, 80 küsür yaralı vardı. Çok üzüldüm gerçekten. Videoları falan Twitter'da gördüm, böyle o kadar çok moralim bozuldu, o kadar çok bilmiyorum, böyle bir negatif bir gün oluyor hani. Bilmiyorum ya, gerçekten ben böyle şeylerden çok etkileniyorum. O yüzden böyle kafamı dağıtmak istiyorum. Sosyal medyaya da bakmıyoruz. İnşallah tekrarlanmaz yani. O kadar üzücü şeyler ki bunlar. Bunlarını kaybedenlerin başı sağ olsun. İnşallah yaralıların da çok ciddi değildir durumları ve hani daha olumsuz ve negatif bir durum yaşanmaz. Ben gerçekten çok üzüldüm. Öyle. My valid confirmation to write a love song. She's a perfect symphony. It makes it easy for me to write a love song. I could go on and on. Günaydın. Sabah sabah böyle yüzüme nur inmiş gibi duruyor. Çünkü evin burası yani salon kısmı sabah güneşini alıyor. Şu an saat 8. Hazırlandık ve Mardin'e gideceğiz. Dünden beri böyle doğru düzgün konuşamadım. Yani iki günden beri biliyorsunuz Feyyaz'ın ailesi geldi. Bu videoda bilmiyorum onları hiç çekebildik mi? Çekmedik sanırım. Yani bilmiyorum, çok şey oldu böyle. İki günden beri video çekemiyorum falan. Böyle daha iyi. Evet, şu an daha iyi galiba. O yüzden böyle bu videoyu kapatayım istedim. Bugün günlerden salı. Aslında dün de bir şeyler çektim. Normalde haftalık vlog şeklinde ilerleyeceğiz. Hala 3 tane vlog var paylaşılmayı bekleyen. Çünkü bu 2-3 gündür de video paylaşmadım. Öyle yani, neyse. Şimdi evden çıkıyoruz. Bu videoyu ben artık burada kapatıyorum. Bir sonraki video artık yeni bir vlog olur. Aynı zamanda Mardin videoları da ayrı bir şekilde gelmeye devam edecek. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.